Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur külliyatından konularına göre veciz sözler Bediüzzaman. Evet, 20. asırda külli ve umumi bir rehberlik vazifesini görecek Kur'ani bir eserin müellifinin şu hususiyetlere haiz olmasını esas ittifaz ettik. Bu hasiyetlerin de özelliklerin de tamamıyla Risale-i Nur'da ve müellifi Bediüzzaman Said Nursi'de mevcut olduğunu gördük. Bediüzzaman'ın eserleri sünuhat-ı kalbiyi olup cumhur ulemanın tasdik ve takdirine mazhardır. Bediüzzaman'ın cevap veremeyeceği bir sual yoktur. Bediüzzaman Kur'an, iman, İslamiyet hizmeti için dünyevi rahatlıklarını feda etmiş, dünyevi şahsi servetler edinmemiş, zühd ve takva ve riyazet, iktisat ve kanaatlı ömür geçirerek dünya ile alakasını kesmiştir. Evet, Bediüzzaman iman ve İslamiyet hizmeti için her şeyden bu derece fedakarlık yapan, fakat bütün bunlarla beraber ubudiyet, zühd ve takvada da bir istisna teşkil eden tarihi bir İslam fedaisi ve Kur'an-ı Hakim'in muhlis, ihlaslı bir hadimi, hizmetçisi payesine yükselmiştir. Mısır'da fazıl ulemadan merhum Abdülaziz Çaviş, Bediüzzaman'ın Fatinul Asr oldu, asrın en zekisi ve müthiş bir fart-ı zekaya malik bulunduğu mevzuunda Mısır matbuatında makale neşretmiştir. Bediüzzaman Said Nursi, bütün hayatında şan ve şöhretten, hürmetten kaçmış ve insanlardan istina etmiştir. Bediüzzaman küçük yaşından beri halkların mukabilsiz hediyelerinden istina etmiştir. Bediüzzaman din kardeşlerine ziyade şefkatlidir. Hülasa olarak arz ederiz ki, Bediüzzaman ihlas-ı tammeye malik, harikulade hakiki bir müfessiri Kur'an'dır. Hem ihlas-ı etemme vasıl olmuş, kahraman ve yekta bir hadimi Kur'an'dır. Risale-i Nur'un müellifi olmak itibarıyla hem bir mütekellimi azamdır, en büyük bir kelamcı. Hem ilimde gayet derecede mütebahhir, deniz ve okyanus gibi. Ve rasih, köklü ilim sahibi. Muhakkik, tahkik ve araştırıcı. Ve müdakkik, en ince noktaya varıncaya kadar irdeleyen bir allamedir. Hem ilm-i mantıkın yüksek, nazirsiz bir üstadıdır. Bediüzzaman Said Nursi çok ilimlerde müstesna birer eser yazabilirdi. Fakat o zaman imanı kurtarmak zamanıdır demiş. Ve bütün himmet ve mesaisini ve hayatını ulum-i imaniyenin baştan sona serapa iman ilimlerinin te'lif ve neşrine hasretmiştir. Eski hükema, ahkam-ı şer'iyeden ve akaid-i imaniyeden bazıları için bu nakildir, iman ederiz, akıl buna yetişmez demişler. İbn Sina gibi mesela filozoflar. Halbuki bu asırda akıl hükmediyor. Bediüzzaman Said Nursi ise bütün ahkam-ı şer'iyye ve hakaiki imaniye aklidir. Akli olduğunu ispata hazırım demiş ve Risale-i Nur'da ispat etmiştir. Bediüzzaman zatına mahsus bir üsluba maliktir. Büyük şairimiz, edebiyatımızın medarı iftiharı merhum Mehmet Akif bir üdeba edipler meclisinde Victor Hugo'lar, Shakespeare'ler, Descartes'lar edebiyatta ve felsefede Bediüzzaman'ın bir talebesi olabilirler demiştir. Bediüzzaman beşeri Risale-i Nur'la sefahet ve dalaletten kurtarırken korku ve dehşet vermek tarzını takip etmiyor. Gayri meşru bir lezzetin içinde yüz elemi gösterip hissi mağlup ediyor. Kalp ve ruhu hissiyata mağlup olmaktan muhafaza ediyor. Bu zamanda ise his hakim olduğu için, özellikle gençlerde hakim olduğu için, yani kalp ve ruhu aşağı durumda olan hissin basit şeylerine feda etmiyor, onlara yedirmiyor. Evet, Bediüzzaman Said Nursi'ye yalnız alemi İslam değil, Hristiyan dünyası da medyun ve minnettardır ki borçlu. Dinsizliğe karşı umumi cihadında mazhar olduğu muvaffakiyet ve galibiyetten dolayı Roma'daki Papa dahi kendisine resmen tebrik
ve teşekkürname yazmıştır. Çünkü komünizm sadece İslam'ı değil, bütün dinleri esas alıyor. Yani dinin bütün kaleleri adeta işgal edilmiş. Bediüzzaman küfrün bütün deliklerini setlediyor, kapatıyor. Ve küfrün beli kırılmıştır diyerekten hükmünü veriyor. Bedi manasında, harika manasında olan Celcelutiye kasidesinde İmam Ali'nin radıyallahu anh, çok cihetlerle Risale-i Nur'a, sarahat derecesine yakın işaratı içinde, Bediüzzaman ismini Risale-i Nur'a vermesinden bana emaneten verilen o ismi Risale-i Nur'a iade ettiğimi yazmışım. Sayın savcı, Bediüzzaman'ı olan hürmetin şekli diğer müfessirlerde görülemiyor dedi. 20. asrın en büyük bir İslam mütefekkiri ve müellifi olan Bediüzzaman'ı, komünist ve masonlar bizlere, bilhassa gençliğimize tanıtmamaya çalışmışlardır. Ahlaksızlık çirkefinin bir tufan halinde, her istikamete taşıp uzanarak, her fazileti boğmaya koyulduğu kara günlerde, onun yani Bediüzzaman'ın feyzini bir sır gibi kalpten kalbe, mukavemeti imkansız güç yetirilemez bir durumda, bir hamle halinde intikal eder görmekle teselli buluyoruz. Gecelerimiz çok karardı ve çok kararan gecelerin sabahları pek yakın olur Ali Ulvi Kurucu. İşte Bediüzzaman yarım asırdan fazla o mukaddes cihadı ile bütün ömrü boyunca bu çetin yolda yürüyen ve karşısına çıkan binlerle engeli bir yıldırım süratiyle aşan ve peygamberlerin varisi olan bir alim olduğunu ameli bir surette ispat eden bir zattır. Kendisinin ilmi, ahlaki, edebi, birçok fazilet ve meziyetleri arasında beni en çok meftun eden şey, onun o dağlardan daha sağlam, denizlerden daha derin, semalardan daha yüksek ve geniş olan imanıdır. Allame Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi merhumdan feragata ait şöyle bir söz işitmiştim. İslam bugün öyle mücahitler ister ki dünyasını değil, ahiretini dahi feda etmeye hazır olacak. Büyük adamdan sadır olan bu büyük sözü tamamen kavrayamadığım için, mutasavvıfların istiyarak hallerinde söyledikleri esrarlı sözlere benzeterek, herkese söylememiş ve olur olmaz yerlerde de açmamıştım. Vaktaki aynı sözü, Bediüzzaman'ın ateşler saçan heyecanlı ifadelerinde de okuyunca anladım ki, büyüklere göre feragatın ölçüsü de büyüyor. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle kuru çubuk hükmündeyim. Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş hükmünde olduğunu ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim. Bütün malımı bir elimle kaldırıp götürebilmeliyim. İstanbul'daki ikametgahının kapısında şöyle bir levha asılıydı. Burada her müşkül halledilir, her suale cevap verilir fakat sual sorulmaz. Bugün dünyada hangi bir aile reisi, manen Bediüzzaman Hazretleri kadar mesuttur? Hangi bir baba milyonlarla evlada sahip olmuştur? Hem de nasıl evlatlar? Ve hangi bir üstad bu kadar talebe yetiştirebilmiştir? İşte Bediüzzaman kudretli bir ıslahatçı ve harikalar harikası bir pedagog, mürebbi olduğunu, yetiştirdiği tertemiz nesille fiilen ispat etmiş ve iktisat tarihine nurdan pırıltılarla yazılan bir atlas sahife daha ilave eden bir nadire-i fıtrattır. Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'un neşiyle hizmeti doğrudan doğruya Kur'an hesabınadır. İman hakikatlarının neşi, Müslümanların imanlarının takviyesi, kuvvetlenmesi dolayısıyla İslam dininin teali etmesi, yücelmesi, din düşmanlarının müfsit, fesat ve bozucu hücumlarının def edilmesi ve İslam dininin insanlar arasında maddi ve manevi kemalatın zübde ve hülasası özü oldu. Âleme ilan etmek ve herkese kanaat-ı kat'iye vermek için zikredilmiştir. Bediüzzaman, riyaziyede harikulade bir sürat-ı intikale malik idi. Bediüzzaman'ın İstanbul'da hayatı bir derece siyasidir. Bediüzzaman 2,5 sene kadar Sibirya taraflarında esarette kalır. Bediüzzaman yanında başka kitaplar bulundurmuyordu. Bediüzzaman Ankara'da bulunduğu müddetçe en birinci maksadı olan
Şark Darül Fünun'un tesisi için uğraşmaktan katiyen geri durmadı. Bediüzzaman, rivayetlerde gelen eşhası ahir zamana, ahir zamanda gelecek o şahıslara ait haberlerin mühim bir kısmını ve hürriyetten evvel İstanbul'da tevilini söylediği hadislerin ihbar ettiği, haber verdiği ahir zamanın dehşetli şahıslarının alemi İslam ve insaniyette zuhur ettiğini gördü. Ve yine gelen rivayetlerden onlara karşı çıkacak ve mukabele edecek olan Hizbul Kur'an hakkında o zamana yetiştiğiniz zaman siyaset canibiyle onlara galebe edilmez. Ancak manevi kılınç hükmünde icaz-ı Kur'an, Kur'an'ın mucize eşsiz ve benzersiz, insanı aciz bırakıcı nurlarıyla mukabele edilebilir tavsiyesine müraatla Ankara'da. Teşrik-i mesai edemeyeceği için kendisine tevdi edilmek istenen mebusluk, Darul Hikmet-i İslamiye gibi Diyanet'teki azalığı hem Vilayat-ı Şarkiye vaiz-i umumili tekliflerini kabul etmez. Kendisini fikrinden vazgeçirmek için çalışan ve Ankara'dan ayrılmamasını rica için istasyona kadar gelen bir kısım mebuslarında milletvekillerinin de arzularına uyamayacağını bildirerek Ankara'dan ayrılır. Van'a gider. Ve orada hayat-ı içtimaiyeden uzaklaşarak Erek Dağı eteğinde, Zernabas suyu başında bir mağaracıkta idameyi hayat etmeye, hayatını devam ettirip sürdürmeye başlar. Şu hiç ender, hiç olan kardeşinize, yalnız hizmet Kur'an'ı istihdamı, hizmeti hengamında ve o hazine-i bi nihayenin, nihayetsiz hazinenin, Kur'an hazinesinin dellalı olduğu bir vakitte, ismi Rahim ve ismi Hakim mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o mazhariyetin cilveleridir. Acaba Risale-i Nur şakirtlerindeki bu cehd ve kuvvetin, bu feragat ve fedakarlığın ve bu derece sebat ve sadakatın sebebi nedir diye bir sual sorulursa, bu sualin cevabı muhakkak ki şu olacaktır. Risale-i Nur'daki cerh edilmez, yaralanmaz, yırtılmaz, yok edilmez, yüksek hakikatlar, İman hizmetinin yalnız ve yalnız rıza-i ilahi için yapılması ve Bediüzzaman Hazretlerinin azami ihlasıdır. Bediüzzaman ömrü boyunca müsbet hareket etmeyi düstur edinmiş. Tarihte Bediüzzaman gibi hilaf-ı hakikat, hakikate aykırı olarak düşünce ve mefkure, hizmet ve gayesinin tam zıddında şiddetli itham ve isnatlara maruz kalmış bir kimse yok gibidir. Panzehire zehir isnat etmek gibi bu milleti ve gelecek nesillere anarşilikten, dinsizlikten, ahlaksızlıktan, muhafaza, niyet ve harekatına, sırf imansızlıktan neş'et eden bir dalalet divaneliğiyle vatana ihanet, gençliği irticaa sevk ve zehirlemek ithamını yapmak ne kadar acı ve ehli insafı ağlatacak elim bir vaziyet olduğu bedihidir. İşte Bediüzzaman bir değil, yüz değil, binler defa böyle hilaf-ı hakikat ithamlara düçar olmuş bir masumdur. Hizmetinde böyle olduğu gibi hususi ahval ve ahlakı noktasında da ahlak-ı hamidenin övünecek güzel ahlakın en müstesna örneklerini yaşatmış. Edep ve iffetin en şaheser numunelerini nefsinde gösterebilmiş bir nezahet ve hüsnü hulk abidesidir, güzel ahlak abidesi. Ben kusurlarımla beraber bu milletin saadetine ve imanının kurtulmasına hayatımı vakfettim. Ve milyonlarla kahraman başların feda oldukları bir hakikata, yani Kur'an hakikatına benim başım dahi feda olsun. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hodyan bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer
Dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti. Burada bir hatıra ifade edeyim. Yani insan bazen eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, benim de en çok titrediğim, ürperdiğim, öğrencilere bile anlatmaktan çekindiğim bir yara açmaması. Üstadım bu ifadesinin manasını, acaba neden dile getirdiği manasını, özellikle ve özellikle Türkiye'nin bu ekonomik çöküşünde, sıfırlayışında, dibe vuruşundaki bir olay, sadece şahit olduğumuz bir olay için bile olsa bu inanınız yeterli. Bunun buraya gelmesi için, gelmesinde bir kişinin hayatının kurtulması söz konusu ise iyi ki bu buraya gelmiş. Nasıl mı? Ekonomik çöküş olduğu sırada yerinde söylemeyeceğim, genel olarak söyleyeceğim, trilyoner olan birisi iflas ediyor. Öyle bazı arkadaşlarda da gördük. Aldığı ev iki katına çıkmıştı. 20 milyara almışsa ev birdenbire 40 milyar ödemesi gerekti o dönemlerde. 20 küsür sene önce. Ve o adam iflas edince artık ondan dolayı düşündüz. Bir çorbaya muhtaç olacak hale gelen trilyoner birisinin o halet ruhiyesini düşündüz. Ve adam bir bahaneyle eve geliyor. Eve geliyor ve çocuklarını bir yere gönderiyor. Ve o sırada ipi tavana asıyor. Masaya çıkıyor, ipi boğazına geçiriyor, intihar edecek. O sırada bakıyor ki masanın üzerinde bir kitap var. O kitapta birisi kendisine üstadın bu eserini vermiş ki bu tarihçi hayattan alınma. Ondan alınan mektuplar, mektupların içerisinde bulundu. Birisi kendisine okursun diye vermiş, o da almış. Pek ilgisi olmadığı için masanın üstüne koymuş. Küçük bir eserden bir parça olarak bu. O sırada yahu diyor, madem böyle gidiyorum, bari şuradan bir şey okuyayım diyor. Bir yer okuyayım, belki yani hiç olmazsa imanlı gideyim diye kendisi öyle düşünüyor. Ve rastgele açıyor. Karşısına bu cümle geliyor. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti. Allah Allah. Din intihardan men mi ediyor? Din intiharı yasaklıyor mu diyor. Ve bu cümle üzerine ipi söküyor. İntihar etmekten vazgeçiyor. Çocuklara da daha sonra gelince olaya vakıf oluyorlar. Yani bu bir cümleyi okumakla intihardan vazgeçiyor. Sonra, ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin, 25 milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil, 1000 Said feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur. Bu bir fedakarlığın özelliği. Tıpkı Hazreti Ebu Bekir gibi. Hazreti Ebu Bekir de öyle diyor. Ya Rabbi diyor. Cehennemde vücudumu o kadar büyük ki ta ki ehli imana yer kalmasın. Bu cenneti istememe veya işte cenneti haşa küçük görme değil. Bu fedakarlığın büyük. Bu insan, kendisini insanlığa, insanlığın ebedi hayatına kurtarılmışlığın, bu fedakarlığın kendini milleti için, insanlık için, iman, Kur'an için feda edişin bir göstergesidir. Ancak o seviyeye çıkamayanlar doğru belki tenkit edebilir. Bediüzzaman'ın yaptığı Kur'ani hizmet İslam dünyası genişliğinde ve cihan şumul bir çaptadır. Bediüzzaman, mahut bilinen ve mühlik helak edici, dehşetli korkunç. Uçurumlarla dolu olan içtimai seyrimizi, manevi değerler bakımından bir nuru imani ve ziyai rişadi ile taht-ı emniyete almaya çabalayan ve bu hususta bilmenin, kendi kendini idare etmek, bilmemenin, körü körüne idare olunmak hakikatına vücut vereceğini halk kütleleri arasında temessül ettiren insandır. Bediüzzaman, ahlaki kıymetler ve milli hasletlerin pozitif ilimlerle muvazi olarak, dengeli olarak, kat'ı mesafe edemediğini, mesafe alamadığını, bu mana ve şekil muvacihesinde doğrultusunda yetişen çöl kadar kuru ve boş ruhlarla bulanmış gençliğin, istikbalde milletimizin rü'yet ufkunda görüşünün, bakışının, büyüklüğü, genişliği noktasında bir kara bela olacağı hakikat kat'iyesini gözlere sokan ve çare-i halası da kurtuluş çaresini de gösteren kimsedir. Bediüzzaman, Şark ve Garp arasındaki azim müfarakatın ayrılığı,
şahsiyet mefhumunun daralma ve genişlemesinden neş'et ettiğini gören meydana geldi. Ve asrın maymun taklitçiliğine varan şahsiyetsizliği önünde, şahsiyet mefhumunun ilahi yüksekliğini gönüllerin mihrak noktasında, hareket noktasında sembolleştirmeye tevessül eden alimdir. Bediüzzaman, hür adamların, hür memleketinin ilahi kuruluş felsefesini akıllara ve gönüllere nakşeden din adamıdır. Evet. Bediüzzaman devletlere, milletlere mukabil değil yalnız bir yerdeki firavunlara, bütün Avrupa dinsizliğine karşı tek başıyla meydan okumuş ve okuyor. Ve Kur'an hakikatlerini eşeddi zulüm, şiddetli zulüm ve istibdad-ı mutlak tam bir baskı içerisinde neşrediyor. Vazifemiz çalışmaktır. Bizi galip etmek, mağlup etmek, muvaffak etmek ve nurları kabul ettirmek Cenab-ı Hakk'a aittir. Biz vazife-i ilahiye karışmayız demiş ve tarihte misline rastlanmayan zulüm ve işkenceler içerisinde çok zalimane muameleler görmüş. Ve kapısında jandarma ve polis bekletilmek suretiyle cuma namazına dahi gitmekten men edilmiş. Ve bütün bu tarihi faciaları kapatmak ve kimseye işittirmemek için de sıkı bir takyidat kayıtlar altına alınmıştır. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillah.